Aleyküm saygılı teleseyircilerimiz, akşam şerfiniz hayırlı olsun. Ramazan bereketi epimizni iftar sofrası başında karşılay. Epinizge bu muhades müitte tutkan orazalarınızni karşılığını Allah Teala tarafından ustun şekilde mükafatlanmasını tileyimiz. Cümle ümit ile beraber niyetlerinizge yetmenizni ibadetler vasıtasının milletimizin yaraşığı olgan Müslüman ahlakına erişmenizni isteyimiz. İslam dinimizin temeli olgan La ilaha illallah Muhammedin Resulallah ibaresini bugün açıklamaya tırışacağımız. Ve musafırımız İlyas Hoca Abdullah bizge yardımcı olacaktır. Selam aleyküm İlyas Hocam. İlyas Hocam, yani İslam'ın özegi olgan bu tevhiddir. Bu hakkında biraz tafsilatlıca anlatınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün maktavlar, hamdü senalar tek Allah'a olsun. Şatlık etim ki Allah'tan gayrı ibadetke layık olgan Tanrı ilah yok. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Bugünkü mevzunun sohbetimizin mevzusu hepsi mevzularının içinde en mühimdir. Çünkü bugün bizge açtan, bizge sudan, bizge nefes almaktan daha gerekli, daha mühim şey hakkında laf edeceğimiz. Ve bu şey siz aytkanınız gibi tevhiddir. Tevhid yani yalnız bizni yaratkan, bizni yoktan bar etken Allah'a ibadet etmektir. Ona kulluk yapmaktır. Tabınmaktır. Ve Allah'tan gayrı başkasına ibadet etmemektir. Çünkü Allah'tan başka kimseye ibadet etmek en büyük günahtır. Bu günahka şirk değildir. Yani Allah'a ortak koşmak günahsıdır. Müslüman adamı bütün ibadetlerini tek Allah'a yollamak gerektir. Namaz Allah rızası için, oraza Allah rızası için, dua Allah için, yani dualarımızla tek Allah'a yalvarayık. Çünkü bizni kim yaratılgan olsa, yaratkan olsa, o bizim ibadetlerimizge tek layıktır. Çevre çetinizge baksanız, aylanıp baksanız, şaşılacak şeyler görürsünüz. Bazı adamlar haçlarga ve putlarga ibadet ederler. Tabınalar, sığınalar. Bazı adamlar ikonlarga, bazı adamlar sığırlarga, bazı adamlar güneşke, yıldızlarga, bazı adamlar da para akçalarga tabınalar. Allah seni, Allah bizni bir tamçı sudan yarattı. Bizge köz, bizge kulak, bizge akıl, takat, kuvvet berdi. Bizge nefes almak için ava, aşamak için türlü türlü nimetler, içmek için taze su berdi. Allah'ın nimetleri hesapsızdır. Şimdi sen bunu bilip, nasıl bunu bilip, Allah'tan başka kimsenine tabınasın. Onun için İslam dininin en mühim, en birinci esas tevhiddir. Ve adam Müslüman olmak için kelime-i tevhid sözünü bilmek ve etmek gerektir. Tek ondan sonra dinine kirer. İlyas Hoca, belli ki Müslüman olmak için, yani İslam dinini kabulünü tasdiklamak için kelime-i tevhid aytılması şart. Kelime-i tevhid nedir? Kelime-i tevhid la ilahe illallah demektir. Bu hepimiz bu sözünü aytamız. Namazlarımızda tekrarlayımız. Balarımızga öğretemiz. Doğan ballarının kulağına okuyumuz. Bunu bilmegen ve aytmakan adam Müslüman değildir. Ve çok yazık ki men Müslümanım deyip çok adamlar bu sözün manasını bilmeler. Çok yazık ki ya sen bu sözün manasını bilmesen, bu sözünü aytmasan, o sözün boyunca yaşamasan cennetke nasıl kirersin? Saygılı seyirciler,
La ilahe illallah sözü pek büyüktür. Hepsi sözlerden en büyük sözüdür. Eğer terazinin bir çanağına bütün kökler, bütün yerler, onların içinde yaşayan mahlukatlar koyulsa, başka çanağına la ilahe illallah sözü koyulsa, la ilahe illallah sözü olan çanak ziyade çeker. Demek ki bu söz bütün kainattan daha büyüktür. Ve la ilahe illallah sözünün manası, dikkat, la ilahe illallah sözünün manası, demek Allah'tan başka ibadetke, kulluk yapılığa, tabınuvga, Tanrı ilah yoktur. Tekrarlayayım. Allah'tan başka ibadetke, kulluk yapılığa layık olan Tanrı ilah yoktur. Yani Allah'tan başka tabınılgan, yani Tanrı yerine koyulgan şeyler, onlar bizim ibadetimizge layık değiller. Onlar hakiki ilahiler değiller. Bizim ibadetimizge tek Allah, tek bir Allah layıktır. Çünkü o bizim Rabbimiz. Tek ona dualar etik, tek ona namazlarımızı kılayık. Tek Allah rızası için orazalarımızı tutayık. Çünkü bütün yerler, bütün kökler Allah'ın elindedir. Doğru aytasınız. Şimdi zan vakti geldi. Bu sohbetimizni mutlak devam etermiz. Saygılı seyircilerimiz, tutkan orazalarınızı Allah kabul etsin ve cennetinin rayan kapılarına kirmege yüce Rabbimiz nasip eylesin. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Allah'ım, senin rızan için oraza tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkın ile orazamı açtım. Ramazan ayının yarınki orazasına da niyet ettim. Artık benim geçken ve gelecek günahlarımı bağışla. Amin. Сәйгілі серджелеріміз, бізлер есе программамызны девам етеміз. Программамызның мевзусы «Исламның там озегі олған келемей тевхіддір».
Yani hocam devam etiniz anlatmağa ne kadar tevhid mühim olğanını. Evet, tek Allah'a dua etmek gerektirmez. Tek Allah'a namazlarımız, orazalarımız, oraza tek Allah rızası için tutayık. Namaz kılayık, tek ona sığınayık. Çünkü bütün kökler, bütün yerler Allah'ın elindedir. Bütün yaşayışımız, bütün ömrümüz Allah'ın elindedir. Ve köklerde ve yerlerde tek O'nun isteği olacak. İşte bakınız, bizim ömrümüz La İlahe İllallah sözünün bağlıdır. Ve eğer de bu sözge sımsık sarılsak, kavi tutsak, bahtka ve saadetke her bir yakşılıkka erişirmiz. Bu sözden yüz çevirsek ise, bu La İlahe İllallah sözden yüz çevirsek ise, ne dünyada ne ahirette yakşılık, hayır görürmiz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu dünyaya Allah'ın elçisi olarak gelgende bu sözünden başladı. Öz kavmi, öz halkını, öz cemiyimiz insanlarını bu sözge çağırmaya başladı. Ey insanlar, kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah aytınız, deniz, bahtlı olursunuz. O vakitteki Araplar pek yaramayalda yaşaydılar. Toxtamadan bir-birinin cenk yapıp oturaydılar. O zamanın iki en güçlü devlet, Rum ve Fars imparatorluklarının ayakları altında kalıp aşağı bir hayat sürediler. Rum kimse onların esamesini okumaydı. Ama ne vakit La İlahe İllallah sözünü kabul ettiler. Bu sözge boysundular. Bu söz boyunca yaşadılar. Birden ayağa durup dünyanın en kuvvetli ümmeti oldular. 30 yıl devamında takatlanıp Rum ve Farslarını yıktılar. Onlarını yenip onların topraklarına malik oldular. En güzel ya. Tevhidin fazileti hakkında ne aytabilirsiniz? Bu mesele pek mühimdir. Tevhidin üstünlüğü, güzelliği, onun fazileti pek büyüktür. Мен сізге иншалла тааля еді шейіні айтып берейім. Оларыны білген адам тевхид ве ля илляха илляллах не қадар буйук, не қадар мұйым олғанны мұтлақа аңлар. Біріншіден, біз тевхид үшін яратылдық. Аллаху тааля дейки, «Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун». Мен джиндерні ве инсанларны тек маңа ибадет етсіндер деп яраттым. Екіншіден, тевхид бұ Аллахын біздің үзерімізде олған аққыдыр. Күнлерден бір күн пейғамберіміз алейхиссалату вассалам өз Муаз деген сахабесіне айта, бөле бір суал бере. Сен Аллахның құлары үстінде, үзерінде олған ақы не? Ве құлларының Allah üzerinde olan akları ne? Bilesin mi? Muaz, Allah ve onun elçisi daha yakşı biledir. Böyle de peygamberimizden bu meselesini anlatkanını bekledi. Peygamberimiz o zaman aleyhissalatu vesselam Allah'ın kullarını üstünde olan akı tek ona ibadet etkenleri ve ona ortak koşmamaları ve kullarının Allah'ta olgan akları kim ibadet tek ona ibadet etken ve ortak koşmagan adamlar cezalanmak. Üçüncüden cennetke yalnız tevhidini kutken adam kirip olacak. Cennetke yalnız tevhidini kutken adamla kırıp olacaklar. Çünkü Rabbimiz
Yüce Rabbimiz özü mukaddes kitabında Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayta. İnnehu men yüşrik billahi fakat harramallahu aleyhil cenne ve ma'vahun nar ve ma'li zalimine minnansar. Allah'a ortak koşkanlar için Allah cennetini yasak etti. Onların yerleri cehennem ve bu zalimlerga kıyamet günü. Kimse yardım berip olamaz. Dörtüncü, tevhidini kütken adam can rahatlığı içinde buluna. Bir, ve Allah onu doğru yolunu gösterir. İki, Yüce Rabbimiz ayta, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا اِمَانَهُمْ بِذُولْمِنْ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُفْتَدُونَ. İman etip ve öz imanlarını şirk degen zulümden bozmağan adamlar amanlıkta içinde bulunur ve doğru yolundan alıp barılırlar. Beşinci, tevhidi olmağan adamdan Allah-u Teala yaxşı amellerin kabul etmez. Tevhidi olmağan adamdan Allah-u Teala yaxşı amellerin kabul etmez. Ne dayında güzel olsa, ne dayında çok olsa, ne kadar da çok olsa kabul etmez. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor ki, لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. Sen şirk etsin, Allah'a ortak koşsan, bütün amellerin nafile olur, boş olur. Altıncı, bütün Allah'ın peygamberleri, birinciden son kızıda kadar, Nuh aleyhisselamdan başlap, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gecek, hepsi bu dünyaya bu maksadının geldiler. Çünkü onlar insanlara ya kavmi abudullah ma lekum min ilahin gayru. Ya ey halkım, siz Allah'a ibadet ettiniz. Sizde Allah'tan başka tanrı ilah yok. Ve yedinci, tek kıyamet günü tek tevhidini kütken adamlar peygamberimizin şefaatine nail olurlar. Çok çok sağ ol Ilyas hocam. Bizim programımızga kelgeniz üçün böyle muhim şeyler aytkanınız üçün gerçekten de pek tesir etti. Sağ olunuz, Allah sizden razı olsun. Saygılı teleserjilerimiz, bizler programımızna devam etemiz. Bu muhaddes günler içinde bizim semideşlerimiz iftarlarını keçire, yani Tneon Новоалексеевкада Усин Тухлы тәшебісі іле ифтар кечірілді. Келіні сиеретейік, насыл ифтар кечті. Херсон вилайетінде Новоалексеевка қасабасында Рамазан айы башлануынен ифтарлар кечірілді. Түнівін Новоалексеевка жемесінде ерлі имаму Усин Тухлы тәшебісі іле ифтар кечті. Ифтарға 200-ге яқын семеддішлеріміз келді. Қартлар, яшлар ве аскер гражданлық тақымының азалары болынды. Қадынлар әр вақыт кебі ифтарға азарлық көріп, бірчоқ лезетлі емеклеріні пышырды. Генчілер ісе Құрани керемні оқыды. Ифтарда болынған мұсафирлер өз дуаларда дайма қырымна аналар. В первую очередь, когда мы молимся за все, в первую очередь мы тоже просим, чтобы вернуть наш Крым, вернуть нашу родину. В молитвах это обязательно всегда. Новоалексеевка джематы бу күнлер девамында бірлік ве итаатлы олмаға тырыша. Серджилермыз, мен Найва Алексеевка ақында нафле айтмадым, чүнки бүгін ифтар Бекировлар қорантасында кечірле ве біз оларнен бағландық. Селям алейкум. Селям алейкум, хайрлы рамазанлар олсын. Ифтарыныз насыл кече, асылды рамазан дегенде сізді насыл дұйғылар пейда ола? Aleykümselam.
bütün vatandaşlarımızı, bütün din kardeşlerimizi elbette bu mübarek Ramazan ayının işte hayırlarımız. Çünkü bu mübarek bir aydır. Elhamdülillah bu yıl Ramazan ayımız mübarek, bereketli geçiyor. Bizim camımızda yanda yetiştirdik bu zaman gaciz 5 tane. Eftar geçirmeye sağ olsun Nurağa, sağ olsun Meclis, sağ olsun bütün halkımız. Hem de ne dağın sistemi işte bugün bizden erlik duasına çağırdılar. Bizler erlik duasını geçirgen sonra hem de sofrayı donatlar. Bizler hem de eftara buyuracağımız Allah kısmet etse Kırım'da olan halkımıza ve bütün dünya olan bizim halkımıza, Kırım Tatar halkımıza, Müslüman ve bütün Müslüman ümmetine selamlar aytırıq. Allah cümlemizge işte bu mübarek ray, hayırlı, bereketli ayda bir-birimizi hürmet edip sevme, sahip sevme, hürmetimizi ziyadeleştirir. Elbette bizler bilirik, bizim halkımız şimdi Kırım'da ağır vaziyettedir. Hem de sıkıntı içerisindedir. Ama gene de Allah'tan isteriz. Allah bizim kureşimize, bizim adaletli isteklerimize yardımcı olsun da elbette bizler er dualarda dua etmeyiz. Her teravih namazlarda dua etmeyiz. Bizim halkımız daima birleşsin. Hem de bizler kureşmeye kuruşta yenmeyi istesek elbette birinci birlikte olmak gerekmez. Birlikte tek neden başlanan yani Allah'a itaattan hem de ozu temelere haytından sonra. Onun için cemaatka aylanamız gene bu yerimizden şükür Allah'a bu mübarek ayımız gene karşıladık bizler. Bu mübarek ayda tırışık cümlemizle beraber birbirini hürmet edip sahip sevmek, yardımcı olmak, ayak çalmak değil de birbirimizge yardımcı olayık. Birbirimizge yardım kolunu uzatayık. Kimin çaresinin var? Çünkü elbette her insanın alı yani başka sıfatı ola ama bizim hepsimizin çaremiz var. Birbirimizge yardımcı olmak da. Hem de bu ayda işte bu çareleri kullanmak gerek. Çünkü yaşayış tez geçiydi. Hem de Ramazan ayında bitken son geç olacak. Ama işte mesele şükür Allah'a Ramazan ayımız çok mübarek, çok hayırlı geçi. Hem de bütün vatandaşlarımıza bu şeyler isteyerek inşallah. Hüseyin Ağa, ya dinimizin kutmek sizge ne yardım ete? Bilirsiniz, dinin kutmektir, Allah'a sarılmaktır. Din kutken adam, Allah'a sarılan adam, her işte, tutan işine bereketini görür, bahtlı çastı olur, hem de başlayan işinin sonuna her zaman çıkar. Hem de bizim halkımız yapan hareketlerimizi, yani yenmek istesek bizler misal üçün bir işin başlağında sona çıkmayı istesek de Peygamberimiz aytkanıdı sallallahu aleyhi ve sellem her iş başlağan iş bismillahsız başlağan iş bereketi olmaz hem de sona çıkmaz. Onun için bizler Müslüman olarak yapan işlerimizi Allah'ın adının Allah rızası için yapan olsa bizim işlerimiz her zaman sona çıkar da biz her zaman enerik. Hem de bizim halkımız haçan sağlam edi, haçan kuvvetli edi, haçan bizim halkımız sımsık Allah'a sarılıp, dinge sarılıp yaşardı. Temiz bak yaşar. Din boyunca işte bütün urf adetlerimiz edi, o zaman da bizim halkımız sağ idi. Çünkü insanlar ölümden korkmazdı, anılardı. Çünkü ecel Allah'tandır. Yine de açlıktan da korkmazdı. Çünkü bilirdi, rızk Allah'tandır. İnsanlar okumaya tırışırdı, insanlar çalışmaya tırışırdı, insanlar birbirine hürmet edip işte özü milletini tutmaya tırışırdı. Onun için her insan anlamak gereksiz, Allah'ın yardımı olmasa bu yaşayışta çok şey kazanmaya, çok iş yapmaya çaren olmaz. Bizlere şükür Allah'a ne kadar çok Allah'a sığınsak Allah'a bin kere şükür olsun. Bizler hem de din işlerimizi yapmaya yetiştiririk, hem de yani cemaat işlerinde hoş olmaya tırışırız. Hem de bazı kere mecburumuz çünkü korantaların bakmak gerek. Ticaret işlerimizi yapayımız. Allah-u Teala vaktin bereketini veriyor. Kazanan akçalarımızın da hayır yoluna doğrulatıyı. Hem de rızkımızı bol etiyi. Hem de bu şeyleri bütün halkımıza isteyelim. Onun için bizim ne anlatmak gerekmiş? Çünkü zamanda bizim halkımıza yaşlarımızı
balalıktan beri doğandan eve vaktinden dinge öğretmek gerektir. Dinge son başka işte bilgiler öğretmek gerek. Çünkü bizim halkımız bilgili olmak gerek. Allah'tan korkmak gerek. Son o insan bir şey özün milletine, özü korantana faydalı olur, bir şeyler getirir. Onun için din kutmektir. Budur Allah'ın yani temelidir. Allah'ın sarılıp işte adamı ayağa koyulurken sebebidir. Yakırında yaşayan vatandaşlarımızga kıskadan nasıl tefsiyelerine bulunur ediniz? Kırım'da yaşayan vatandaşlarımıza çok selamlar etmek isterim. Birinciden bu mübarek Ramazan yine de hayırlamak isteyelim. Hem de aitmak ne gerekim bizler? Bir-birimizge sımsık sarılmak gerekmez. Çünkü Peygamber Hz. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kolunu cemaatle beraber. Hem de bizler bir-birimizge yardımcı olayık. Bir-birimizi hürmet edeyik. Tırışayık bu vakitte, bu ayda, bu vahiyel geçkinde vakitlerde. Yani birleşmeye, sımsık sarılmaya birbirimizge, dinimize en birbirimizge. Çünkü biliniz ki bizler anama gerekimiz, bizge Allah'tan gayrı yardımcı bir kimse yoktur. Hem de bizge şimdi bu din işlerinde ve yani milli harekette bulunan ağalarımızda yardımcı olmak gerekimiz. Çünkü onlar büyük işler, beceriler, ayak çalmak değil de onlara yardım ettik de. Bir-birimizge yine de hürmet edip seviyordu Allah rızası için. Hüseyin ağa çok çok sağ olunuz. Allah sizden razı olsun. Gerçekten de pek samimi sözler bizler için aittiniz. Sağ olunuz. Siz sağ olun. Cümlemizle beraber. Saygılı teleseyircilerimiz, bizim programımız endi sonuna geldi. Men size şunu aytmak isteyim. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka yardımcı yoktur. Allah'tan başka galibenin mükafatlandıracak bir varlık yoktur. Bizni aciz kullarını güçlendir. Sabır ve tevekkül içinde olmamızı sakla. Balaçıklarımızın ve kartlarımızın gözlerinde kuvançlı bakışlarını görmeye nasip et ya Rabbim. Alemlerinin Rabbi olgan sensin. Kastalık ve mağlubiyetten korçalağan sensin. Bizni sensiz kaldırma, vatanımızın sınırlarında arslanlarımızın kuvvetli ve güçlü olmalarına yardım et. Allah'ın bütün dünyada şu cümleden vatanımız Kırım'da sulh ve merhametlik yerini tapsın. Dualarımızı yüce Rabbimiz kabul etsin. Sağlık nin halınız ve selam aleyküm saygılı seyirciler. Allah tekrar sizden görüşmeye nasip etsin. Allah'ım. Bizler dualarımızdan ancak sana yalvararmız. Senin bizge bergen bütün nimetlerin için sana şükür etermiz. Ya Rabbim, bizim milletimizni hakikat etrafında bir et. Ecdatlarımız gibi bizlerini de ilimli ve eminli, cesur ve hikmetli, ahlaklı, namuslu et. Bizlerini doğru söz aytkan ve sözüne göre davranıp, doğru amel yapkanlardan eyle. Yalan aytmaktan, yanlış söz söylemekten bizni korçala. Bizlerini yakşı söz aytkan, insanların gönüllerini kötergen, cemaatını hakikat etrafında birleştirgen kullarından eyle. Tillerimiz ve yüreklerimiz iman şehadetine sadık olup, dinden çevrilmesin. Ya Rabbim, bizlerini, bizim aile azalarımızını, soy akrabalarımızını, yakınlarımızını ve bütün ehli İslam'ını iki ayatta da bahtlı eyle.